Geçen gün ünlüler kaybettiğinde Doğan çıktı değil mi? Evet. Doğan çıktı. Şimdi ben esas tabii... Kestiremiyorum ben hangisi eğlenir. Bravo. Aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi bak potoya bak. Doğan bir yerde Hanzade geldi şimdi. Doğan Hanzade. Yüksek ihtimal Aleyna gelecek oraya. Aleyna Çalışkan Belki gelecek. Baran gelir, bilmiyoruz. Belki bir Çünkü de Gonca Poyraz gelecek. Bir de Gonca da gelebilir Gonca orada. gelmez Baran da mi? olabilir. Çünkü Poyraz birinci olursa Baran'ı söyleyebilir. Onun ismini yazdı. Yani öyle bir bak hani Karışık, çok çok karışık. karışık bir pota yani. Kim gider? Hani kim daha az oy almıştır? Onu hesaplamak hep yukarıları doğru hesaplarız ama azları düşünmek. Murat abicim konseyle ilgili notlarını alalım. Veya dokunulmazlık oyunu ile ilgili. Ben yani diğer Batuhan'la ilgili filan Tabii buyurun. onları Devam. konuşalım. Tabii Çünkü tabii. şeyi konuştuk nasıl Tamam. Ama konsey. potasal şeye gireyim mi? Yok. Çok Şimdi güzel bir Murat dosya. abiden biraz Tamam, dokunulmaz o koyun. zaman Ondan sonra ben tekrar bana döneceğim şeker sana. vereceksin herhalde Sevgili dosyaya geçeceksin. izleyenler, Öyle çok miymiş? önemli Özellikle bir sen dosya aradın herhalde. var. Survivor'ın Şimdi bak. kırılma anı. O dosyayı açacağım. Şimdi bak burada şöyle bir durum var. Şimdi bir kere herkes burada çok değerli yorumcu. Herkesin notları farklı. Tabii tabii. Şimdi o yüzden senin bahsettiğinden sen bahsetmek istemezsin. Sema başka bir şey Hayır şimdi bahsetmek ister. dosyayı anlamadık. Yok Ne yok dosyası Murat abi. açacağız? Hayır. Dosyayı? Ha, Şimdi konuyu bu bilmiyoruz. Ne konseyle dosyası ilgili açacağız? ya ben o yüzden ona Ne bağlayayım dosyası dedim. açacağız? Bağlamayayım. İlerleyen dakikalarda açıyorum Evet dosyayı. Murat Tamam abi. Çok önemli bir dosya. Tamam güzel. Poyraz'a Evet. gönüller takımı O, işte onu bir söyle. kumpas mı kurdu yoksa Poyraz kendi kalesine mi gol attı? Ha tamam. Çok önemli bir dosya. Tamam O güzel. dosyayı açacak ki Hayrettin'i konuşmayalım burada. Olay Yok. Hayrettin nereden çıktı Hayır ya? hayır. Sen... Hayrettin nereden girdi hayatımıza? Hayrettin. Hayatımıza nereden girdi Bugün şu an? ben gerçekten hiç beklemediğim görüntüler gördüm Hayrettin'den. İzlerken de üzüldüğüm görüntülerdi. Detaylara gireceğiz birazdan. Evet. Ben şeyleri konuşmak istiyorum. Mesela bu ünlülerin oyun sırasındaki agresif hareketlerini. Mesela Hayrettin'in agresif hareketleri var. Batuhan'ın agresif hareketleri var. Onları konuşabilir miyiz dosyadan önce? Tabii. Tamam. Buyurun. Barış'ın var. Barış'ın var. Onları getirecekler mi şey olarak? Getirirler abi. He. Getirirler. Hayır sen hani VTR mi hazırlattın? Yok yok hayır. He. Normal Tamam. görüntüler biz konuşurken araya Tamam. gelecek. Şimdi İstediğiniz yerde de anladım. durdururuz. Ses alırız. Tamam. Siz nasıl Şimdi isterseniz. burada baktığımız zaman bir kere ünlüler oyunla çok agresif hareketler yaptılar. Hiç Bak Murat tavsiye abi. etmem. Şimdi mesela burada Hayrettin değil mi? Hayrettin'in hareketleri var. Hayrettin burada kime kızıyor? Hayrettin Kaderine kızıyor. Doğan'a kızıyor. Doğan'a kızıyor değil mi? Evet. Şimdi Doğan bilerek, şimdi hepimizin hayatta herkes hata yapabilir. Tabii. Şimdi Doğan bilerek mi hata yapıyor veya takımını sabote mi ediyor? Hayır. Hayır. Hayrettin burada çok bana göre gereksiz bir çıkış yapıyor. Yani bir kere burada sen arkadaşına bu kadar bağıracak kadar, gidip oraları tekmeleyecek kadar arkadaşının bütün motivasyonunu bozmanın da bir alemi yok. Doğan da şeydi yani Rocky değil, Rocky Balboa değil. O da orada bir yarışmacı elinden geleni yapıyor. Sen gidiyorsun bu kadar tepki vermenin ne gereği var? Hayrettin'e ne oldu acaba? Şu ana kadar ki hiç topa girmeyen, gayet sakin olan, herkesi gayet güzel motive eden Hayrettin'e bir anda ne oldu da bu kadar agresifleşti? Burada bana göre takımsal olarak arkadaşının motivasyonunu bozuyorsun. Sonra gelelim Batuhan'a. Ha oyunu kazandılar bugün gerçi. Kazanamasalar daha da şeyler söyleyecektim de. Kazandıkları için biraz daha çekiyorum kendimi. Yoksa Kazanan kazanamasalardı takım haklıdır diyorsun. kazanan takım her zaman haklıdır. Ama burada kardeşim sen şimdi bu kadar birbirinin moralini bozacak kadar. Batuhan orada kime? Birine bas 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 bağırıyor. Kadınlardan birine Kadınlar bağırıyor. evet kadınlar Şimdi yarışıyor. zaten kardeşim kadınların eli ayağı dolanmış orada. Aynen. Bir de bu oyun yani şey oyunu değil böyle. Gladyatörlerin oynadığı falan tarzda bir oyun. Şimdi kadınlar orada ellerinden geleni yapıyorlar. Ve güçlerini de gösteriyorlar ellerinden geldiği şekilde. Ama kardeşim sen bu kadar İlayda ile Gonca yarışıyor abi o sırada. kadınların bu kadar moralini bozacak kadar yandan bu kadar agresif agresif bağırmanın alemine. Zaten elleri ayaklarına dolandı. Hiç başarılı olamazsın. Sen takımsan eğer arkadaşını motive edeceksin. Arkadaşına yandan yardımcı olacaksın. Arkadaşının motivasyonunu bozacak şekilde bağırarak ne elde edebilirsin? Hiçbir şey elde edemezsin. Bana göre bugün kaybetselerdi bu yüzden kaybetmiş diyecektim. Ama kazandıkları için de kazanan her zaman haklıdır bir şey diyemiyoruz. Bu yüzden ben hem Batuhan'ın hem de Hayrettin'in buradaki hareketlerini çok yanlış buldum. Murat abicim nokta atışı bir konuya temas ettin. Sana ayrıca bu konuyu Barış açtığın Özbek için de var. Çok teşekkür ediyorum. Barış Evet, Özbek'i ben tam olarak şey yapamadım. Hemen Sema'ya vereyim. Benim de bu konuyla ilgili söyleyeceğim Evet. şeyler var. Evet Sema. Ben bu oyunda çok sinirlendim çünkü herkes Doğan'ı hedef aldı. Yani Evet. gücü Doğan'a yettiği için hiç bağırmayan, hiç ses çıkmayan, herkese çiçekler dağıtanlar bile Kim o? mesela Hayrettin. Evet.
Yumuşacık bir adamsın sen. Kaybedeni sürekli süperdin diyen bir adamsın. O da süperdi o zaman. 2'de 2 yaptı Doğan bugün. O da süperdi. Yani öyle bakarsak öyle de tamam, bu oyun gerçekten birbirine çok bağırdığım bir oyun. Evet, haklılar. Ama kim burada çok iyiydi ki zaten çekerken? Onu çekerek gelmediler. Kimse bu işte profesyonel değil. Yanlışlar olacak tabii ki. Ama gücü yettikleri için herkes Doğan'a bağırdı. Bir görüntü seçmiştik içeride. Barış Doğan'a bağırıyor. Asıl suç Barış'tan. Kesinlikle. Asıl suç Barış'tan. Nasıl bağırıyor, Barış nasıl Doğan'la bağırıyor? Barış Doğan'la birlikte çektiği oyunda o görüntüler de geldi galiba. Şimdi. Evet, bakın. Barış normalde şu anda solda. O bir önceki, evet bakın, gitmesi lazım solda koşarak. Bak, gittiği gitmesi zaman lazım. Gidiyor salıncak. Şimdi gitti. O, evet. Orada ilk bekliyordu. Maçta gitmiyor, koşmuyor, hata yapıyor ve oyun bittikten sonra Doğan'a gerçekten yüksek bir sesle bence olmaması gereken. Ve Doğan da her seferinde gitti, sakinleştirdi ona bağıran insanları. Evet. Hiç böyle bir gerginlik yaratmadı, olayları kapattı ama sonradan geldi diye. Ya da işte yumuşak bir hali var, tipi böyle hani daha böyle sessiz sakin bir çocuk ya. Bu böyle diye bu kadar da yüklenilmez. Hakikaten çok yüklendiler. Normalde herkese çiçekler saçıyorsunuz. İyisin, iyisin, süpersin. E bu Doğan'ın ne eksiği var? O yüzden ben zaten kaptan olarak Barış'ı hala onaylamıyorum. Ve kaptan olarak ekstra bunu yapmaması gerekir. Git motive et o zaman. Ki kendi hatası var aslında işin içinde ama kimse ona bir şey söyleyemiyor. Nedense o kaptan ya, o yüzden galiba. Kimse Barış'a abi sen gitmeliydin demezken, altını çiziyorum, Batuhan. Batuhan dedi ki sadece Doğan değil abi dedi. Yükleniyorlar çünkü çocuğa. Onunla alakası yok. Sadece Doğan değil. Herkes yani Doğan'a bağırıyor dedi. Sadece Doğan derken sende de hata var evet, anlamında söyledi. Orada herkes sustu. Batuhan doğruyu söyledi. Çünkü hakikaten sadece Doğan'dan kaynaklı bir durum yok. Bir tek Batuhan, hatta birkaç oyundur da Doğan'a bağıran herkesi uyardı Batuhan. Yani güçsüzü bir tek bugün o ezmedi. O ezmedi. Doğru söylüyorsun. Semih, bu konuyla ilgili. İlk bu işi başlatan kişi Barış Özbek. Barış Özbek hakkında çok fazla konuşmuyoruz ama bence artık konuşmanın vakti geldi. Bence de. Bence de artık. Bir Barış Özbek konusunu bir açalım. Vakit bu vakitleri. Evet, geldi. Şimdi bir, bana göre iyi bir kaptan değil. Benim düşüncem bu yönde. Senin düşüncen nedir bilmiyorum. Senin düşüncen nedir bilmiyorum. Seninkini de bilmiyorum. Bana göre iyi bir kaptan değil. Gölge kaptan söylüyorum. Arkasında başka isimler var. Burada kaptan isen, temsili de olsa kaptan isen böyle davranmaman lazım. Yeni gelen bir arkadaşınızı siz kazanmak mı istiyorsunuz? Yoksa o çocuğu böyle sindirip yazıp göndermek mi istiyorsunuz? Çocuğun burada hiçbir günahı yok, biz izledik. Çocuk çekmeye çalışıyor, o yukarıda duruyor. Halbuki durmaması lazım, onu da aşağı inip çekmesi lazım. Ki çaprazdaki sembolü alacaklar. Hem kendi suçlu hem de bağırıyor. Onu da geçtim. Batuhan'ı burada tebrik ediyorum. Evet abi diyor ama sesi biraz alçaktan çıkıyor. Ya çok da net söyleyemiyor. Batuhan'ın söylediği yine gümbürtüye gidiyor. Biz duyuyoruz ama. Sen de suçlusun demek istiyor. Ben de onu anlıyorum. Bir tek adama bağırmayın diyor. Zaten Batuhan oy atarken de öyle bir şey söylememiş miydi? Değil mi? Herkes Doğan'a hedef gösteriyor diye. Değil mi? Ama şans vermemiz gerekiyor Doğan'a. Kendini göstermesi gerekiyor. O yüzden İsmail demedi mi? Batuhan öyle söyledi. Yani Batuhan aslında burada biraz adil davranmaya çalışıyor diyebiliriz. Ama Batuhan'ın da bu oyunda İlayda'yı olsa gerek kenardan hareketleri var. Hareketler yapıp gidiyor ondan sonra arkaya evet, falan. Evet. Batuhan şimdi orada olumlu bir hareket yapıyor burada Doğan olayında. Ama orada da kendi arkadaşının motivasyonunu oyun dışından düşürmeye çalışıyor. Oyun oynayan bir arkadaşa sen kenardan niye öyle hareketler yapıyorsun? Bağırıyorsun, çağırıyorsun, tripler atıyorsun, arkalara gidiyorsun. Kızı terk ediyorsun oyunu. Terk ediyorsun. Kız yapamayabilir. Yani yapamayabilir, yapamıyor diye yazıyorsunuz zaten. Ama kıza böyle davranma hakkını size kimse vermiyor. Batuhan burada da hata yapıyorsun işte. Hırslarına yenik düşüyor. Artı Hayrettin. Hayrettin de burada bir hatanın peşine takılıyor. Barış'ın başlattığı hatanın peşine takılıyor. Niye biliyorsun? Hayrettin başlatıyor ya. Hayrettin başlatmıyor. İlk Barış yapıyor. Nerede? Hayır canım. İlk Barış'a Doğan'a Barış bağırıyor. Tamam da Hayrettin daha agresifleşiyor kardeşim. İlk bağırmıyor. İlk Barış, bağıran Barış değil mi arkadaşlar? Hayır hayır. İlk bağıranla alakası yok. Barış. Hayrettin Barış'tan daha çok. Barış bir yere gidip vurdu mu ben abi? Ben çok Hayrettin demiyorum. Gidip tekme mekme atmaya başladı. İlk Doğan'a bağıran Barış. Tamam. Sonra bu bir furya gibi başlıyor.
Evet. Hayrettin de peşine takılıyor. Ama çok normal. Hayrettin hiç bu kadar efor sarf etmedi. Baş aktör de peşine takılıyor. Hayrettin bir aylık eforunu sarf etti. Bu ona çok ağır geldi. Bak Sema, algı yapıyor. Lafa bak. Ne dedin? Bak algı şu. Ya sen Semih Efendi, sen giderken biz geliyorduk. Bak bu saçlar değirmende ağarmadı. Bak algı yaptığı nerede? Bak bana diyorsun ya. İlk bağıran Barış değil mi? İlk bağıranı bırak. Algı yapıyorsun. Niye bırakıyorum? Diyor ki bak algıya bak bak. Öyle akıllı ki diyor ki. Hayrettin de bu furyanın peşine takılıyormuş. Bak. Hayrettin furyanın baş aktörü. Hayrettin gidiyor orada oraya vuruyor, buraya vuruyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen herhalde başka film mi seyrettin? Cüneyt Arkın, Filiz Akın'ı mı seyrettin? Survivor mı seyrettin? Belgesel gibi düşün bunu. İlk ısırığı Barış alıyor. Bakıyorlar. Ne alıyor? Ceylan yaralanıyor. Tamam mı? Ben söyleyeyim belgesel. Ceylan yaralanınca Hayrettin de bir ısırık alıyor. Hayır. Ama Hayrettin büyük parça alıyor. Hayrettin en büyük parça Hayrettin alıyor. Tamam, alıyor ama diğerlerine sonra ufak parçalar kalıyor. Ama sen tabii öyle görmek istemiyorsun. Hayır söyledim ya Hayrettin de peşine takılıyor. Hayrettin daha da büyütüyor peşine olayı. Peşine takılıyor algıdır. Hayır. Hayrettin daha da büyütüyor olayı. Çünkü görüyorlar Doğan sessiz orada. Tamam. Ben de yükleneyim. Ama Hayrettin de dokunulmazlığı çok istiyor. Herkes çok istiyor. İstiyor tabii, hepsi istiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Herkes istemiyor o zaman. Niye gülüyorsun? O zaman Batuhan niye çıldırdı? İstediği için çıldırdı. Sevgili Murat Özer, sorun şu. Bu zamana kadar herkese bir barış çubuğu dağıtan Hayrettin. Evet. Herkese muhteşemsin. İşte iki tane maç kaybetsin, 10 tane maç kaybetsin. İnanılmazdın, muhteşem bir performansın var diyen, destekleyen Hayrettin. Bugün Doğan adlı arkadaşımıza neden böyle bir çıkış yapmıştır abi sence? Şimdi bana göre Hayrettin, hani biz burada konuşuyoruz ya. Hayrettin belki şunu da düşünmüş olabilir içinden. Ya arkadaş ben Survivor'a gittim. Değil mi? Tanınan bir adam olarak gittim oraya Hayrettin. Benim orada Survivor'da bir şeyler yapmam lazım. Düşündü belki. Bir şey de yapamıyorum. Hani Semih buradan gazlıyor beni ama yine de ben bir şey yapamıyorum. Dedi mesela belki kendi kendine. Sonra düşündü taşındı. Benim de bir artık bir hani bir laf vardı. Derlendim derler. Derleneyim artık ben de. Yani bir hareketleneyim, bir şeyler yapayım dedi filan. Orada o da bir şeyler yapayım derken biraz vitesi fazlaya mı taktı? Tam olarak yapamadı mı? Dozajı mı ayarlayamadı? İnanılmaz bir çıkış yaptı. Mesela gidip oraya tekmelemesinin alemi ne mesela? Niye tekmeledi mesela? Değil mi? Bana Survivor'ın başından bugüne kadar çizdiği karakterden bambaşka bir karakter gibi. Siyahken beyaz oldu. Evet. Hayrettin gri ol. Sonra oyunda da tartışıyorlar. Hayrettin orada diyor ki arkadaşlar sakin olun. Oyuna dönelim. Evet. Her zamanki tavrı o aslında ama burada mesela hata yapıyor işte. Yaptığı güzel şeyleri bitirdiysek artık hatasına dönebiliriz. Evet hata yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın Hayrettin bugün bambaşka bir şey yaşadı. Bugün Survivor'daki en zor günüydü. Çünkü bugün oyun oynadı. Şimdi her 3 günde bir. Üç günde bir, 5 günde bir. Ben oyuna çıkayım bakın. Ağır bir oyun oynadı. Öbürküler de hafif oynadılar. Hayır Hayrettin bayağıdır oynamıyor. Şimdi ağır bir oyunla sahneye geri döndü. Niye bayağıdır bakın, oynamıyor? Bakın bir bitireyim. Direkt Hamlet'le çıktı. Arkadaşlar bakın. Bu çocuk 3 günde bir oyun oynuyor. 4 günde bir oyun oynuyor. Ve bu oyunda hiçbir sorumluluğu yok. Zaten bu kaybedecek diye bakıyor arkadaşları. Her gün 3 oyuna çıksa, İsmail gibi, ne bileyim Poyraz gibi, Ayşe gibi 4 oyuna çıksa, takımın bütün yükü sırtında olsa, her zaman sorumluluk onda olsa, tabii ki Hayrettin'i de böyle bir görürüz böyle bağırırken, çağırırken. Çünkü oynuyorum, ben doyurayım, ben edeyim. O stresi yaşayacaktır. Ne güzel ya, takım orada oynuyor. Ben 3 gün sonra belki oynarım. Kazandık mı? Bravo. Kaybedince ben de ederim. Olsun, iyisiniz. Zaten bana bir şey yok ki. Ben kenardayım. Kaybedince ben de iyi konuşurum. O kadar oynadılar. Kaybedince de bravo derim. Bugün öyle bir şey oldu ki bir aydır, 4 haftadır verdiği performansı bugün bir günde verdi. Yani aslında bunu İsmail her gün yaşıyor. Bunu Ayşe her gün yaşıyor. Batuhan, Poyraz bu çocuklar her gün yaşıyorlar. Ve öyleyken agresifleşiyorsun. Kaybetme olasılığın geldikçe üzülüyorsun. Çünkü takım senin sırtında oluyor. Hayrettin için hayat güzeldi. Bugün zordu. Demek ki Hayrettin takımı sırtlanan birisi olsa her gün tekme tokat her tarafa girecek şu yani. Şu açıdan niye bakıyoruz? Bak şimdi çok güzel bak, çok bir şey. İsmail bir her gün onu yaşıyor falan filan. Sen İsmail'sin. İsmail örneğini ver. Başka örnek verelim. İyi bir. Batuhan diyelim. Sen Batuhan'sın. Senin tek planın Survivor'a dair performans. Sen hep oynamak istiyorsun. Kendini göstermek istiyorsun. Ben de Hayrettin'im. Seni kesiyorum. Ben de oynayacağım. Sen oynayamıyorsun. Hep bir problem çıkıyor. Sen takımdan da desteği alamıyorsun arkanda.
ve senin kurguladığın şeyin önüne ben bir engel çıkartıyorum. O zaman ne olacak? Kötü olacağım değil mi senin gözünde? Ben seni destekliyorum, kötü mü yapıyorum? Hayretin olarak mı Batuhan'ı keseceksin? Evet, ben o nasıl, çok zor. Batuhan'ı keseceğim derken ben de oynamak istiyorum. Ama önce performansını göstereceksin, sonra Batuhan'ın önünü keseceksin. Herkes çok mu öyle derler? Batuhan Hayrettin'den çok iyi, evet. Bunu da konuşmayalım Hayrettin istersen. Hayrettin niye kötü? Oynamıyor ama. Oynadığı ama zaman da almadığı için olabilir mi? Kendi çok istemeyecek. Mesela Batuhan ilk günlerde öne çıkartılıyordu. Sonra Batuhan'ı biraz geri plana almaya başladılar. Adamın performansı da düştü. Arkadaşlar bu iş bak size %1 milyon bak, söylüyorum. Bu işin bak bu destek işin olursa arkanda.